Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün biraz daha iyiyim ama yani tam iyileştiğimi söyleyemem. Artı bir de şeker biraz yükseldi. O yüzden herhalde belli bir yaştan sonra her şey artarak devam ediyor yaşamda. Ama hepsinin altından kalkacağız. Şimdi Süleyman Soylu'dan bahsetmek istiyorum. Süleyman Soylu bana göre bir ruh hastası. Şaka söylemiyorum. Süleyman Soylu bence bir ruh hastası. Önceki gün söylediği bir cümle var. Neyin üzerine? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunun açıklamasını. Yani bir bilinen bir şeyi bilerek üstüne basa basa Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı ve çok da doğru yaptı. Diyor ki Süleyman Soylu, yahu Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse ben Alevi'yim diyemiyordu. Be, bak sen şuna. Süleyman Soylu biliyor mu bilmiyorum da Alevi Partisi vardı, Birlik Partisi. Mustafa Timirsin'in kurduğu ve her dönem Sivas'tan bir iki milletvekili çıkartıyordu. Sonra Alevi Partisi olmayacağını kanaat getirip CHP'ye katıldı. Kuruluşu mu? Benim bildiğim 1966. Alevi Partisi'nin kuruluşu 66. Sonra Süleyman Soylu'dan önce, Erdoğan'dan önce Soylu var mıydı onu bilmiyorum da, Süleyman Soylu'dan önce Ali Rıza Veziroğlu'nun kurduğu bir Alevi Partisi vardı. Çok iddialı girdi falan filan. Sonra işte devlete borcu vardı. Bir takım şeyler silindi, millindi falan filan. Hikayesi konuşuldu. İkinci Alevi Partisi kuruldu Türkiye'de. Bunların hepsi Erdoğan'dan önce oldu Süleyman Soylu. Onun için Alevi'yim diyorlardı. Arkasından devam ediyor. Şimdi çıkmış ben Hak Muhammed Ali'nin yanındayım diyor. Soruyorum. Hak Muhammed Ali'nin yolunda LGBT var mı? İşte bilgisiz insanların soylu gibi bilgisiz insanların konuşması. Ne demek istediğimi anladınız siz de. Söylemek istemedim. Bilgileri bu kadar. Mevlana ile Şems aşkını bilmiyorsa öğreneceği çok şey vardır. Peki ben bu programı yani bu açılışı niye yaptım? Çünkü Kılıçdaroğlu'na saldırılar başladı. Arkasından İYİ Parti'ye. HDP'ye zaten başından beri yapılıyor. HDP'ye yapılanlar rutin bir alışkanlık noktasına geldiği için oraya saldıranlar serbest bırakılıyor eğer cinayet yoksa. O cinayeti işleyen de Deniz kardeşimizi öldüren de ne zaman serbest bırakılacak bilemiyorum. Şimdi en son saldıran Abdullah Dağ diye birisi. Abdullah Dağ ilginç bir şey. Şimdilik Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıkmadı ama AKP milletvekili Halil Fırat'la TBMM'de ziyaret etmiş. Ondan fotoğrafı var. Ama daha önemlisi Olcay Kılavuz'la MHP'li Olcay Kılavuz'la Mersin milletvekili. Olcay Kılavuz'u nereden biliyoruz? Öldürülen MHP'li İlki Ocakları Başkanı'nın katilinin Olcay Kılavuz'un evinde olmasından biliyoruz. Milletvekilini MHP tam dışlayamadı ödül olarak. Mersin'de dördüncü sıraya koydu diyebilirim ben. Şimdi bütün bunlar olurken Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak yaptığı açıklamalar bunlar. Şunu anlamaya çalışıyorum. Erdoğan seçim öncesi böyle bir takım olayların olmasından memnun mudur? Ciddi soruyorum. Yani memnun mudur böyle bir şeyin olmasından memnun mudur? Kendisi memnun olduğunu açıklasa bile çevresine, çevresindekiler uyarmaz mı? Bunlar bizim aleyhimize oldu efendim. Süleyman Soylu bunu göz ardı etse bile Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan, İYİ Parti'ye yapılan bütün saldırılar bizim aleyhimize, onların lehine oluyor diye uyarmıyorlar mıdır? Uyarıyorlardır. O zaman MHP ile bütünleşmiş Süleyman Soylu'nun bu işte ne kadar parmağı var? Bu işleri Süleyman Soylu mu yaptırıyor? Süleyman Soylu'nun hedefi AKP'nin kapatılması, yani kapatılması derken seçimi kaybetmesi. Kaybetmesi demek AKP gibi partilerin artık yavaş yavaş bitişe geçmeleri demektir. Ve MHP'nin de çok az bir milletvekili çıkartıp Devlet Bahçeli'nin yerine Süleyman Soylu'nun geçme planı mıdır? Oraya geçince kendisini bulunmaz bir Hint kumaşı zannedip İşte İYİ Parti, Zafer Partisi falan hepsini toparlayacağını zannedip iktidara mı gelecek, Cumhurbaşkanı mı olacak, Başbakan mı olacak düşünsenize. Süleyman Soylu'dan Başbakan ya da Cumhurbaşkanı düşünebiliyor musunuz? Hani sigorta kağıtlarını böyle saymaktan zevk alan o paralar geldikçe zevk alan adamın. Rüşvet, mafya, uyuşturucu işinde her katille fotoğrafı olan birisinin Türkiye'de başbakanlığı, parti başkanlığına, başbakanlığa ya da cumhurbaşkanlığına oynadığını düşünebiliyor musunuz? Katilleri savunan
bir insan İçişleri Bakanı şu anda. Ve normal şartlarda Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve sanıyorum Ulaştırma Bakanlığı seçimlerde geri çekilirdi. Hayır, şimdi hepsi milletvekili adayı ama hiçbir tanesi çekilmiyor. Niye? Erdoğan öyle istiyor, öyle. Erdoğan'ın sistemi öyle. Ve bir katil savunucusundan İçişleri Bakanımız var. Hepsi birbirinden beter. AKP'li Yılmazcan'ın bir haberi vardı. İlginç bir şey. İbrahim Yılmazcan'dan depremzede. Ne demiş? Pazarcık Belediye Başkanı'yla berabermiş herhalde. Depremzedeler neredeydiniz diye sormuş. Yılmazcan da belediye başkanı, ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz? Benim getirdiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma, ben seçilmiş belediye başkanım. Başkanıyım, 18 bin oy aldım demiş belediye başkanı. Senin görevin ne? Hatta senin görevin bu kadar uzun zamandır çadırda tutmak da değil. Daha başka çözümler üretmek. Evet, daha başka çözümler üretmek. Yaz geliyor diye rahatsın, çadırda rahat yaşarlar zannediyorsun. İnsanlar niye çadırda yaşasınlar? Ne kadar yaşayacaklar? Sen belediye başkanı olduğun için gel. Sen olsan başkası olacak. O zaman çadır gelmeyecek miydi? Böyle bir ruh hastası bir AKP ile karşıyayız. İlginç. Başka ne var? Var da. Süleyman Soylu Akşener'in açıklamasına karşılık olaylar yükselir diyor. Yani bir tehdit daha başlıyor. Hangi açıklaması? O İYİ Parti'ye yönelik saldırının arkasından yapıyor bu açıklamayı. Soylu diyor ki, biz bunları seçim olayları olarak değerlendiririz. Bunu siyaset yükseltmez. Bahçeli Evler'deki saldırı sonrası sağduyulu açıklama yapıldı. Kan davasına dönüştürücü açıklamalı olursa olaylar yükselir diyor. İlginç değil mi? Meral Akşener'e hedef gösteriyor. Şimdi ben merak ediyorum. Bu saldırılar nereye kadar gidecek? Bu saldırı bir cinayete doğru gider mi? Kılıçdaroğlu'nun dikçe yükselmesi cidden bir cinayete kadar gider mi? Böyle bir suikast gibi, bunu hep söylemiştim zaten. Yani Kasım ayından itibaren bunlar, Ekim, Kasım gibi bunlar başlayacak diye söylemiştim. Yani yumruk atmayı falan suikast olarak görmeyen vatandaşlarımız var. Hani dediklerini çıkmıyor. Ben keşke hiçbir tanesi çıkmasa. Yani ben suikast diyorum. Çıkmasın tabii. Ben yanılayım. Benim öngörüm yanlış olsun. Bana gelen duyum yanlış olsun. Bunu bütün içtenliğimle talep ediyorum. İsteğim o. Ama oluyor. Kılıçdaroğlu'na kaçıncı saldırı bu? Ve Süleyman Soylu bu kaçıncı saldırıdan sonra yaptığı ne? İnsanların cinsel yaşamları seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bunu psikologla konuşsan iyi olur. Çocukken yaşadığın bir şey olmalı. Yani insanın, bütün dünyanın kabul ettiği artık. Üçüncü çeşit bir pasaport, bir kimlik tartışmasının neredeyse artık yapılmadığı, verildiği, kadın erkek dışında bir insan tipi olduğu. Bunu bütün dünya kabul etmişken sen hala işte Aleviler de olur mu, şunlar da olur mu, bunlar da olur mu? Hadi Aleviler de olmaz, o zaman kimde olur? Yani bir şeyi savunurken nereye gidiyorsun ki? Bu kadar cahil, bu kadar dünya biliminden uzak, tıptan uzak, uzaydan uzak, matematikten uzak. İnsanlar Türkiye'yi yönetiyor. O yüzden diyoruz ki, yani ben ekonominin kitabını yazdım diyen adamın ülkesinde ekonomi nasıl bu hale geliyor, nasıl enflasyon bu noktaya geliyor. Çünkü bir şeyi yazmak çok kolay. Yani şaka söylemiyorum. Bir anlamda yazarlık o kadar zor bir şey değil. Doğruyu yazmak zor. Güzeli yazmak zor. Kitabın akıcı olmasını sağlamak zor. Türkçeyi doğru kullanmak zor. Yani Erdoğan'ın kitabı var falan diye söylemiyorum. Kitabı yok. Kitap okumayan bir insanın, bütün bu bakanları söylüyorum. Kitap okumayanların bakanlık yapmaları öyle, bakanlık öyle şey bir şey değil. Tamam, altınızda müdürler, müşavirler, müsteşarlar falan filan. Onlar bilecek. Yani Ulaştırma Bakanı oldunuz gibi diye gemi mezunu Binali Yıldırım hemen Türkiye'nin bütün ulaşımlarını, yani o zaman ben havaalanlarını da bilirim, ben deniz yollarını da bilirim, ben karayollarını da bilirim falan. Yok böyle bir şey. Bunun uzmanı müsteşarlar var, müdürler var. Evet. Ama bir geminin mesela deniz ticaretinin dünyada ne kadar önemli olup olmadığını araştırıp onu ülkenize, hangi ülke olursa olsun, kazandıracak bir
beyin yapısına sahip olmanız lazım. Esasında Binali Yıldırım bu beyin yapısına sahip. Çünkü belediyede işe başladıktan sonra 2003'te ilk gemi şirketini kendi için kuruyor. Bunu anlamış, bunu çözmüş. Sonra Erdoğan'a gemici kaldırıyor. 4 tane denizimiz var, bir şeyiz. Türkiye'nin hala deniz üzerinde dünyaya hakim olacak demeyeyim ama 3-4 ülkesinden bir tanesi olacak. Denizleri temiz tutsa dünyayı balığa boğacak bir ülkeyken yok, yapamıyoruz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ben ikinci mesleğimdir neredeyse balıkçılık. Profesyonel yaptım yani. Avlanma iznini nereden aldığımı hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Şimdi bugüne kadar hiçbir başbakan, hiçbir bakan, hiçbir cumhurbaşkanı ya niye bu balıkçılık avı izni, ruhsatı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınıyor kardeşim? Niye bir bakanlık kurmuyorsunuz? Bizde 4 tane deniz var, 2 tane boğaz var dememişler. Şimdi cinayetlerden nereye geldik? Cehalette geldik. Yani cehaletin, ülke cehaletle yönetiliyor. Fıkra mı gerçek mi bilmiyorum. Sizi bir dinlediğim bir olayla bitireyim programı. İşte transferler, münasferler oluyor mecliste. Yeni bakanlar kurulu kuruluyor, hükümet değişiyor. Bakanlardan bir tanesi okuma yazması olduğu şüphe götürür. Devir teslimden sonra odasına geçiyor. Şöyle ayaklarını uzatıp bir keyif çatacak. Tık diye odacı giriyor. Buyurun efendim ne istersiniz diye. Madem odacı girmiş bir çay rica edeyim diyor. Çayını yudumluyor. Gene ayaklarını uzatıyor böyle tam keyif alacağım. Odacı gene giriyor. Buyurun efendim diyor. Herhalde adettendir diyor. Kahve istiyor. Kahvesini içiyor. Gene ayaklarını uzatıyor. Tık odacı gene giriyor. Buyurun efendim emredersiniz. Bir suydu, bir gazozlu falan filan derken burasına gelmiş yeni bakanın. Ya yeter diyor. Ne diye dakika başı giriyorsun? Tam bir şey için midem alt üst oldu diyor. Benim siz çağırıyorsunuz. Ya ben nasıl çağırıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum ben diyor. Ayaklarını uzattığında aşağıda bir düğme var. Ona basıyor. O düğmeye basınca oradaki ışık. O ışık esasında ya odacıyı çağırmak ya da içeride misafir varsa beni kurtarın. Bu uzun sürmesin. Efendim şu başbakanımız sizi çağırıyor. Efendim şu bakan sizi çağırıyor deyin diye beni kurtarın. Fakat bakanın böyle bir şeyden haberi yok. Onu bastıkça adam geliyor. Mide fesatından daha bir saati dolmadan gidecek adam. Ayağının bir şeye değdiğinden rahatsız değil. Küçükken çok önemsemediğim babamın ilginç yaklaşımları vardı. O lafı sonra, şimdi söyleyeceğim, o lafı sonra ciddiye aldıktan sonra bizim hala yerleşik toplum olmadığımızı anlıyorum. Çünkü hala öyleyiz. Biz toplum olarak kapıyı kapatmayı bilmiyoruz, evde de bilmiyoruz demişti bir gün. Bu göçebe toplum, çadırdan gelince kapıya alışmak o kadar kolay değil. Şimdi o toplum günümüze gelmiş. Ben dahi bazen kendime bakıyorum, kapı kapatmıyorum. Sonra kendimi aldatıyorum ama haklıyım. Zaten iki kapım var bu evde, öbür evde 5 kapım olacak. Ama gene onda, orada da hepsini açacağım. Çünkü kediler dolaşma iznine sahip. Gerçi benim kedilerim birisi arsız, birisi saygılı. Programın ortasında artık gelmiyor çünkü kapıyı kapatıyorum program yaparken. Dober kucağıma atlardı, bilirsiniz, hatırlayanlarınız vardır. Biraz önce Dober şey Damla biraz ileride uyuyordu. Yani bu program yaptığım burada. Kapıyı kapattım. Oradayken de yapabilirim. Onun kucağıma gelme olasılığı çok az. Kalktı. Kapıyı açtım ve gitti. Yaptığım işe saygı duyuyor Damla. Öbürü ortasına giriyor Brahma böyle. Evet. Ben merak ediyorum. Süleyman Soylu'yu birisi hizaya getirecek mi? Çünkü bu iş bir suikasta doğru gidiyor. Ve bu suikast AKP'ye ve Erdoğan'a hiçbir şey kazandırmadığı gibi yerin dibine de sokar. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.